Konumuz çizgi çizme yöntem ve tekniklerinden bahsedeceğiz. Çizgi çizme yöntemleri mutlak koordinat sistemine göre bir çizgi çizebiliriz. Bağlı koordinat sistemlerine göre fare yardımı veya da serbest çizgi çizme yöntemi. Durum çubuklarını kullanarak da çizgi çizebiliriz. Durum çubukları yardımıyla da alıyoruz. Çizgi çizebiliriz. Bunlardan mutlak koordinat sistemine göre çizgi çizmekten bahsedeceğim. AutoCAD'in de aslında temel mantıklarından birisi. Buna ilgili şöyle bir gösterebilirim. Daha önceden bahsetmiştim diğer derslerde de. Bizim AutoCAD'de çizim yaptığımız her şeyin bir X ve Y, Z türünden değerleri vardır. Her başlangıç noktanın bir X, Y, Z türünden değeri var. Ve bitiş noktası da aynı şekilde X, Y, Z türünden değerleri vardır. Şu anda iki boyutlu çizim yaptığımız için Z'ye, yani derinlik olmadığı için, 3 boyut olmadığı için Z'ye ihtiyaç duymuyoruz. Sadece X ve Y değerlerini veriyoruz. Örneğin 500 birim uzunluğunda bir çizgi çizeceğiz ve bunun orijine olan uzaklığı X olarak 50, Y olarak 40. Çizginin başlangıç noktası haliyle ne oluyor? Bura oluyor ve X'in değeri 50, Y'nin 40 olduğunu burada da belirttim. Çizgiyi çizdikten sonra, bakın, çizgiyi çizdikten sonra çizginin bitiş noktasının değeri X 550'ymiş. İkinci nokta isteyecek komutu sizden. Az sonra uygulamasını yapacağız. X'in değeri 550 oluyor. Y'nin değeri çizgi düz olduğu için ne kalıyor? 40 olarak kalıyor. İkinci örnekte şöyle göstereyim. Eğimli bir çizgimiz var. Ve biz ne yapıyoruz? Çizginin başlangıç noktası var. X türünden değeri var. Y türünden değerini giriyoruz. Sonra X'in bu sefer burayı kopyalayalım. Burayı unutmuşuz. Y'nin değeri 80 olduğunu belirtmek amacıyla. Sonra biz ikinci nokta istiyor komut bizden. İkinci nokta için X 550 giriyorsunuz. Y'sini de 80 girdiğinizde otomatikman böyle açılı bir çizgi size çizmiş oluyor. Üçüncü örnekte ise X'in 50 olduğu, Y'nin de 40 olduğu başlangıç noktası olan bir çizginin bitiş noktasını da, yani boyunu 500 birim uzunluğunda çizmek istiyorsunuz, dikey yönde çizmek istiyorsanız ne yapacağız? Birinci noktayı X 50, Y 40 girdikten sonra ikinci nokta ne oluyor? Gene X'i standart kalıyor. 50 dikey çiziyoruz çünkü. Y'si ise 540 oluyor. Şimdi bununla ilgili uygulama yapalım. Birinci uygulamada, evet, dersimizdeki ilk örnekteki çizgimizi çizelim. Bunun için çizgi çizme komutu için draw araç çubuğumuzun, bakın draw araç çubuğumuz burada. Draw araç çubuğunun açık olduğundan emin olacağız. Bunu anlamak için de eğer kapalıysa da bakın üzerine geldiğimde draw yazıyor. Alıyorum, şu anda kullanıyorum. Eğer bu araç çubuğumuz kapalıysa burada herhangi bir yerden sağ tıkladığınızda burada draw, bakın yazıyor. Onu hemen check ediyorum. Üzerine solla tıklıyorum ve mouse'un soluyla taşıyorum. Dikey veya da yatay konumlandırabilirim. Dikey konumlandırsak daha iyi olur. Ekranımız daha dengeli olur. Burada line simgesine, yani çizgi simgesine tıklayarak komuta girebilir. Veya buradan menüden, araç menüsünden buradan line, bakın veriyorsunuz. Line'a girerek komutu girebilirsiniz. AutoCAD'in güzelliği burada ortaya çıkıyor. Klavyeden komutun kendisini line yazıp enterladığınızda da ne yapıyor? Komuta giriyorsunuz. Veya klavyeden yine komutun kısa yolu olan L harfini yazıp enterladığınızda size aynı şeyi söyleyecektir. Şimdi L yazıp enterlayabiliriz. Para çubuğundan tıklayıp komut açabiliriz. Line diye, bakın. Üzerine geldiğinizde hafif bir ön izlemesi de oluyor, görüyorsunuz. Draw'dan line
menüsüne girebiliriz. Line komutuna. 4 yöntemi göstermiş olduk. Evet, şimdi komuta giriyorum. Line'a tıkladım. Line specified first point. Diyor ki birinci nokta. Birinci noktayı biz ne yapmıştık? X'i 50, y'si ise ilk önce x değeri giriyoruz. Y'sini ise virgül koyuyoruz. Virgülden sonra y değeri 40. 40 deyip enter diyoruz. Bakın şu anda bir nokta yakaladı mouse. Mouse'la hareket ettirin. Şöyle. Mouse'la serbest hareket ettirebilirsiniz. Şimdi komut satırını okuyun. Command satırı her zaman size bir şeyler söylüyordur. Specific next point diyor. Bundan sonraki noktayı ver diyor. Bundan sonraki noktamız neydi? X'i 550, Y'si 40. Enter diyorum. Bakın şu anda çizgimizin tabi boyu biraz aştı. Ekran boyutunu. Hemen mouse'umuzun ortasındaki tekerlek döndürerek zoom yapabilirsiniz. Ve diyor ki başka nokta var mı diyor. Ben şimdilik bitiriyorum. Çizgimi çizdim. Şimdi ikinci yöntemdeki açılı çizgiyi çiziyoruz. Açılı çizgiyi rengini değiştirerek anlamını yapalım. Evet. Şimdi ikinci açılı çizgi çizelim. İkinci açılı çizgide bunu silelim kafa karışıklığı olması için. L, Enter veyahut da Draw'dan Line komutuna giriyoruz. Bakın ne diyor? Line specifically first point. First point başlangıç noktamızın x'i 50, y'si 40'tı. Şimdi bitiş noktası kaçtı? Bakın geliyorum buradan. X'i 550'ymiş, y'si ise kaç? 80'miş. X'i 550, virgül, y'si 80 diyorum. Enter yaptığım zaman bakın. Tabi orada ben biraz abartı bir şekilde gösterdim. Anlaşılabilir olması açısından. Ne yaptı? X'i değerini girdik ve y'nin değerini girdik. Çizgimizi çizdik. Şimdi bu sefer son örnekteki dikey çizgiyi çizelim. Mutlak koordinata göre çiziyoruz biz bunları. Yine komuta girdim. Ve başlangıç noktası istiyor. 50 virgül 40 dedi. Enter. Bundan sonra yapacağımız şey next point. İkinci noktanın değerini ver diyor. İkinci noktanın değeri kaçtı arkadaşlar? X'i 50, Y'si 540'tı. Bakın burada çizmiş olduk. Mutlak koordinata göre çizgi böyle çizilir.